Bu programda yeni bir konuğumuzla karşınızdayız. Doktor öğretim üyesi Özge Deniz Özker. Özge hocamın özelliği nedir diye böyle merak edenlere ben hemen bir cümleyle gireyim, giriş yapayım. Özge hocam ilk defa hava fotoğrafçılığını Türkiye'de yapan kadın olarak geçiyor. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum hocam. Şimdi hakikaten böyle havalı bir ünvan. Güzel bir şey. Aynı zamanda bana şeyi de hatırlatıyor. Sophie Göklerde diye bir kitap vardı Tudem yayınlarından çıkan. Dünyanın ilk kadın hava balonu pilotu olan Sophie Blanchard'ın hayatını anlatıyordu. Siz de onun sanki yerli versiyonu gibisiniz. Buradan biraz başlayalım mı? Nasıl bir meraktı? Nasıl bu işe karar verdiniz? Başlayalım tabii ki. Aslında benim havacılıkla ilgili bağım sadece yerden kesilebiliyordu. Ama sonrasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştım mezun olduktan sonra. Orada çalışırken birden bir e-posta aracılığıyla böyle bir işten haberdar oldum. Bir hava kameramanı aranıyordu. Ben tabii ki böyle işte maceracı ruhumla hemen bu iş ilanına başvurdum. Tabii ki onun öncesi dediğim gibi sadece salıncakta sallanmaktan ibaretti havacılık deneyimim. Ve kendimi birdenbire bu işin içinde buldum. Bir hafta içinde yaşadığım şehirden, Eskişehir'den ayrılmaya karar verdim. Evi boşalttım, eşyaları memlekete gönderdim. Ve bir baktım işin içerisindeyim. Tek motorlu, Cessna 172 bir uçağın arkasında kendimi buldum. Hemen işte ekipmanları aldım ve çekimlere başladık. O zaman içerisinde Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı'nın bir projesi alınmıştı. Ve bu projenin çekimlerine başladım. Oldukça aslında zor bir süreçti. Ben bu işi yapabilir miyim acaba gibi bir soru sorma lüksüm bile olmadan ben işin içerisinde buldum kendimi. Ve gerçekten çok keyifli, oldukça zor, fiziksel anlamda oldukça zorlayıcı bir işe kalkıştık ve başarıyla bu işi yürüttük. 8 ay kadar Adana'dan çıkıp işte Kars'a kadar, Kosova kadar bu çekimleri yaptık. Sonrasında tabii ki havacılık böyle bir tarafından insana bulaştıktan sonra çok da vazgeçebileceğiniz bir şey olmuyor. Ben sonrasında havacılık temel paraşüt eğitimini aldım. Böylelikle havacılık maceram devam etmiş oldu. Hali hazırda tabii ki devam eden yapmak istediğim projeler var bu alanla ilgili. Sonrasında çekmiş olduğum belgesellerde de hava çekimlerini kullandım. Bekleyen, yapmak istediğim projeler var ama bir türlü iş yoğunluğundan dolayı bunlara sıra gelmiyor. Ama havacılık gerçekten farklı bir alan. Şimdi aslında yeni duyacaklar için belki kulağa tanıdık gelen ifadeler ama ben sizin okuduğunuz dönemi ve bu çalışmalara katıldığınız döneme şöyle bir baktığımda bizim zamanımız için gerçekten benzer dönemlerde mezun olmuşuz. Bizim zamanımıza göre çok yenilikçi bir alan. Çok böyle şey hani hiç daha önce sanki denenmemiş gibi bir alan. Zaten siz de bunu yapan ilk kadın olarak Türkiye'de yer alıyorsunuz. Çok enteresan bir deneyim. 500 saate yakın hava çekimi yapıyorsunuz değil mi? Röportajlarından gördüğüm kadarıyla bu şekilde. Ve bundan çok büyük bir keyif alıyorsunuz. Hatta bir röportajınızda şöyle bir ifadeniz vardı. Havada türbülansa geçirdiğinde bu süre bitmesin diye istiyordum gibi bir ifadeniz var. Herkesin yapabileceği bir şey değil aslında değil mi bu? Yani herkesin yapabileceği bir şey değil sanıyorum. Ben de insanlarla yaptığım, kurduğum diyaloglar neticesinde bunu görüyorum aslında. Evet, biraz cesaret gerektiren bir alan. Ve söylediğiniz gibi yaptığım dönem içerisinde, başladığımız dönem içerisinde daha HD videoya bile yani alana hakim olanlar bilir. 1920x1080 çözünürlükte kayıtlara bile henüz geçmemiştik. Hala kasetlere kayıt yapıyorduk. 1280x720 formatı o dönem içerisinde gerçekten bizi hayretler içerisinde bırakan ve çok heyecan veren kayıtlardı. Dronelar yoktu en önemlisi. Şu anda hava çekimi yapmak isteyenler hani bir drone kiralayarak ya da satın alarak
bunu daha ucuz bir şekilde yapabiliyorlar. Ama benim yaptığım dönemde dronlar yoktu. Dolayısıyla sadece uçaktan ya da helikopterden çekimler yapılabiliyordu. O anlamda bakıldığında çok yeniydi. Ama tabii ki teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki dönem içerisinde şimdi daha ucuz yollarla hava çekimlerini gerçekleştirebiliyor insanlar. Ama tabii ki bir hava kameramanı, hava fotoğrafçısı için havada olmak çok başka bir duygu. Yani yerden... Ona geleceğim şimdi. Havada olmanın, ben pilotlar açısından da, hostesler açısından da kişiye ayrı bir perspektif sağladığını düşünüyorum. Yani başka bir duygu katıyor muhtemelen. Bir de hani böyle sanki bütün insanlığı bir daha böyle evrensel değerlere yakın hisseder gibi geliyor. Benim hani aşağıdan bakarkenki düşünüşüm böyle. Siz neler hissediyordunuz bu çekimleri yaparken? Yani insanın doğasına aykırı bir şey. Yani biz uçamıyoruz. Dolayısıyla bunun için bir araca ihtiyacımız var. Ben bununla ilgili yüksek lisans tezimi de hava fotoğrafları üzerine yazdım. Ve orada yazarken bu mitolojiden başlayarak insanın havada olma arzusunu da aslında yazmaya çalıştım. Ona da değinmeye çalıştım. Yukarıda olma hissi hep hayran olduğumuz, yapmak istediğimiz ve bambaşka bir perspektiften baktığımız bir şey. Yani yukarıya çıktığınızda gerçekten o Tanrı'nın gözü olma halini birebir yaşıyorsunuz. Yani yeryüzündeki her şey minyatür gibi görünüyor. Yani koca koca kamyonlar oyuncak gibi, evler kibrit kutusu gibi, insanlar karınca gibi. Dolayısıyla bambaşka bir perspektife ve algıya kavuşuyorsunuz havada olduğunuzda. Ve insanın doğasına da aykırı bir şey olduğu için o deneyimi yaşamak gerçekten paha biçilmez bir deneyim. Pilotlar da, benim uçtuğum pilotlar özellikle, havacılığa gerçekten aşık insanlardı. Ve özellikle genel havacılığın gelişmesine katkı sunmaya çalışan ve hayatlarını gerçekten buna adamış insanlar. Onlarla çalışmanın da benim açımdan çok büyük bir avantajı vardı. Bütün coğrafyaya hakim pilotlarla uçtum. İşte şu köyde yoğurt meşhurdur, şuranın şusu meşhurdur şeklinde bir takım deneyimleri de bana aktarıyorlardı. O yüzden çok büyük bir zenginlik benim kişisel tarihim açısından baktığımda. Böyle bir deneyimi yaşamak çok büyük bir zenginlik. Ve havada olmak, gerçekten o bambaşka duyguya erişmek ve en iyi kareyi yakalamaya çalışmak. Çünkü hızlı olmak zorundasınız. Altınızda akan bir coğrafya var. Dolayısıyla onu yakalamak için, anı yakalamak için çok büyük bir efor harcamanız gerekiyor. İşte doğru açıyı bulmak, o anı kaydetmek, ölümsüz kılmak, olmadığında tekrar geri dönüş yapıp pilotlarla gerekli iletişimi sağlayıp geri dönüş yapıp aynı alandan tekrar geçmek vesaire. Bütün benliğinizle kendinizi %100 kattığınız, bir yandan o havada olmanın verdiği inanılmaz duyguyla baş etmeye çalışırken bir yandan da işinizi en iyi şekilde yapma duygusu benim mesleki anlamda çok büyük bir tatmin yaşamımı sağlamıştı. Dolayısıyla gerçekten, yani bunu gerçekten yaşamak ve deneyimlemek gerektiğini düşünüyorum. Sadece dezavantajı pahalı bir sektör olması. Böyle ha deyince uçamıyorsunuz. Yani hemen işte uçak ayarlamak, pilot ayarlamak, işte uçuş süresine göre bütçe oluşturmak oldukça sınırlayıcı oluyor maalesef. Ben çok şanslıydım. Çok büyük projelerde yer aldım. Ve neredeyse işte 500 saatin üzerinde bir uçuş tecrübesiyle yaptığımız işleri başarıyla sonuçlandırdık. Şimdi sizde şöyle bir şey de var benim dışarıdan gördüğüm kadarıyla. Bir işin pratiğini yaptıktan sonra onun teorisini de merak ediyorsunuz. Sonra yüksek lisansa dönüyorsunuz. Galiba dünyada 4 hava fotoğrafçısıyla da söyleşileriniz var değil mi? Yüksek lisans tezinize dahil evet. Ettiğiniz. Biraz oradan bahseder misiniz? Yani elinizdekiyle yetinmeyen ve sizde olanı aslında kalıcı bir şekilde akademiye, öğrencilere hayata katma gibi de bir telaşınız var aynı zamanda. Evet, öyle bir telaşım var. Biraz tabii yoruyor zaman zaman bu telaş beni. Öncelikle sahada deneyimliyorum. Çok güzel tespit etmişsiniz. Sahada deneyimliyorum ve bu deneyimi teorik olarak şekillendirip aktarmaya gayret ediyorum.
Şu anda da hali hazırda yeni bitirdiğim belgesel film projem de aynı şekilde. Yani önce sahada deneyimleyip çekimleri gerçekleştirip sonrasında onu teorik anlamda çerçevelendirip aktarmaya gayret ediyorum. Havacılıkta da literatürü taradığımda baktığımda Türkiye'de böyle bir çalışmanın olmadığını görmüştüm. Ve yaptığım işin de kıymetli olduğunu düşünüyordum o dönem içerisinde. Dolayısıyla bunu neden ben bir akademik çalışmaya dönüştürmeyeyim diye düşünerek bu deneyimi aktarmak için çalışmalara başladım. Ve bunu kuramsal açıdan, dediğim gibi mitolojik açıdan da ele alarak bir çalışma gerçekleştirdim. Ve dünya çapında araştırdığımda işte bu işi yapan önemli hava fotoğrafçıları ile iletişime geçtim. Ve onlarla röportajlar gerçekleştirdim. Bana çok yardımcı oldular, çok destek oldular. Birisi National Geographic'in fotoğrafçılarından da üstelik. İle ilgili çalışma yapan bir fotoğrafçı. Benimle çok güzel iletişim kurarak bu çalışmaya katkı sundular. Ve böylelikle literatüre bir çalışma kazandırmış oldum. O açıdan baktığımda oldukça kıymetli buluyorum. Şimdi yine ilerleyen dönemlerde yeni çalışmayla katkı sunmaya çalışacağım alana. Şimdi hocam sizinle ilk konuşmada da söyledim. Burada da yinelemek istiyorum. Ben sizin akademide olmanızı büyük bir şans olarak görüyorum. Çünkü hem sektör bilgisi hem pratiği yüksek, aynı zamanda araştırmacı bir kişilik. Tam da böyle aslında sanki bizim alanın ihtiyaç duyduğu şeylerden birisi. Sizi hiç tanımayarak ama sadece ön araştırmayla benim kendimde hissettiğim duygu buydu. Bunu ifade etmek istiyorum. Bir de hani şöyle söyleyeyim. Matruşka gibisiniz. Yani iletişimin bütün dallarına kayıyorsunuz. İçinizden başka şeyler çıkıyor. Şimdi o başka şeylerden yeni bir kaba geliyorum. Bu da belgesel sinema. Çok güzel bir alan. Ben de çok severim belgesel sinemayı. Bu sizin arkanızda da resmi bulunan Refika belgeseliyle aslında ben sizi tanıdım. İşte Kaz Dağları Adatepe Köyü'ne benim ikinci gidişimde. Bu sefer Refika'nın resmi bir kez daha gözümün önünde daha fazla etkileyerek durdu beni. Ve Refika ile ilgili araştırma yaparken sizin belgeselinizi gördüm. Ve siz de aslında bu resmin peşine düşüp Yunanistan'a kadar gidip sonrasında bir belgesel oluşturup bunu tüm insanlığa sunuyorsunuz. Gerçeğin peşine düşüyorsunuz. Sözlü tarihin evet çok büyük bir artısı var ama bununla birlikte bu nedir'i sorguluyorsunuz ve sorgulatıyorsunuz. Biraz oradan bahseder misiniz? Belgesel sinema ve Refika belgeselinden. Tabii ki. Refika benim 2012 yılında çektiğim bir belgesel. Çok içime sinen bir çalışma. Çünkü gerçekten dert edindiğim bir meseleyi bir kadın imgesi üzerinden aktarmaya çalıştım. Ve çok şansım da yaver gitti. Belgesel sinemanın da aslında büyüsü burada. Yani başınıza ne geleceğini çok da bilmiyorsunuz süreç içerisinde. Kurmaca gibi her şeyi kontrol ettiğiniz bir alan değil. O yolculuğa çıktığınızda sizi dönüştüren bir takım öğelerle karşılaşıyorsunuz ve bu karşılaşmanın neticesinde de nasıl davrandığınız, nasıl bir yön belirlediğiniz filminizi de belirliyor aslında. Refika aslında bir proje kapsamında benim dahil olduğum bir çalışma neticesinde ortaya çıktı. Kuzey Ege Anlatıları isimli bir Avrupa Birliği projesinin bir parçasıydı. Biz 16 sanatçı, 8'i Yunanistan'dan, 8'i Türkiye'den olmak üzere 16 sanatçı bir takım atölyelere katıldık. Ve bu atölyeler neticesinde de yaptığımız atölye çalışması Adatepe'de gerçekleşiyordu. 10 gün kadar orada kaldık. Ve bizden de her birimizden her sanatçının bir belgesel film çekmesi istendi. Ben de Adatepe'de dolaşırken sürekli böyle Refika'yı görüyorum. Bir kadın imgesi her yerde, işte tepsilerde, çay bardaklarında, çay tepsilerinde, zeytinyağlarının üstünde, işte sabunların üstünde her yerde bu kadın var. Ve sürekli de benim aklımda dönen Ahmet Telli'nin Hatıralarımı Yazma Tarih Sanıyor Birileri dizisi dolaşıyor. Ve bu ikisi benim kafamın içerisinde ayrılmaz bir bütün oluşturdu. Çünkü biraz araştırdıktan sonra gerçekten Refika'nın hikayesinin anlatıldığı, hatıralarının anlatıldığı ve bunun tarih olduğunu gözlerimle görmüş oldum. Ve bunu
bir belgesele dönüştürmeye karar verdim. İşte paslanmış, filmin giriş sahnesi de odur. Paslanmış bir Refika imgesi, her yeri kabarmış ve oradan bakan, gözlerini dikmiş, sizin gözleriniz içine bakan bir kadın imgesi. Ve benim hikayemi anlat der gibi geldi bana. Orada o atmosferde onu hissettim ve araştırmaya başladım. Olmaya başladı. Çünkü çok farklı hikayeler duymaya başladım. İşte adı Rebecca'ymış, Refika olmuş. Ya da işte bir sevgilisi varmış, Nazmi Bey. Onunla olan ilişkisi. Sonra mübadele sürecinde işte Yunanistan'a gitmiş olması vesaire vesaire araştırırken iyice ilgi çekici olmaya başladı. İşte belgesel burada sizi içine alıyor ve siz bir yolculuğa dahil olup sizi de şekillendiriyor ve dönüştürüyor. Midilli'ye gittikten sonra Midilli de araştırmaya başladım ve sokakta işte ekibimde de olan Yunanistanlı arkadaşlarım orada soruları yönelttiler sokakta gördüğümüz insanlara. Bu kadını tanıyor musunuz diye. İşte kadının izini sürerken ve bir antikacı da Refika'nın resmiyle karşı karşıya. İşte sürpriziydi çünkü belki de karşılaşmaya da bilirdim. Belgesel farklı bir alana da gidebilirdi, farklı bir sonla da bitebilirdi. Ama anlatmak istediğim mesele gerçekten bu tarih yazımını aslında biraz sorgulamaya yönelik bir hikaye oluşturmaktı benim derdim. Ve bütün koşullar bunu sağladı. Ve sonunda da işte artık bir markanın logosu haline gelmiş, simgesi haline gelmiş ve metalaşmış bir kadın imgesi karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Refika beni çok dönüştüren bir hikayeydi. Zaten sözlü tarih çalışmalarında özellikle tarih yazımı, bellek, toplumsal bellek konularına kafa yoruyorum son zamanlarda. Refika da aslında bu yolculuğu bana açan, bir kapı açan bir çalışma oldu. Ve yolculuğu gerçekten bitmeyen bir çalışma. Sürekli çünkü arkadaşlarım, bu filmi izlemiş olanlar bir yerde Refika'nın fotoğrafıyla karşılaştığında bana gönderiyorlar hemen. Benim çok enteresan bir şekilde bir Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde jüri üyesiydi. Orada filmleri izlerken, elemeye çalışırken bir İran filminde kadın duvardan Refika'nın resmini indirip silmeye başladı. Yani dedim ki bu yolculuk bitmeyecek gerçekten. Çünkü farklı farklı hikayelerle de karşılaştım sonrasında araştırdığımda. Üzerinden nasıl farklı yere ne dönüştürüldüğü, tarihin nasıl şekillendirildiği ile ilgili sorular sormamızı sağlayan bir hikaye olarak benim hayatımda önemli bir yeri var Refika'nın. Dolayısıyla belgesel film süreçlerinde de yine yeni yaptığım çalışma, artık kurgu sürecini tamamladım. Aslında ufak tefek düzeltmeler yapıyorum. Orada da yine kadınlarla çalıştım. O da enteresan bir hikaye olarak yolculuğuna başlayacak bakalım. Hı hı. Şimdi aslında bahsettiniz ama ben yine de sormak istiyorum. Belgesel sinemada size iyi gelen şey ne? Bana iyi gelen şey çok sürprizli bir alan olması. Sürprizleri çok severim. Dolayısıyla kesin kuralları olan bir alan değil. Yeniliklere açık ve deneyebildiğimiz, sürekli farklı teknikler deneyebildiğimiz, gerçek insanlarla iletişime girdiğimiz ve bu insanların bizi dönüştürdüğü, bizim onları dönüştürdüğümüz bir yolculuk bu, belgesel sinema yolculuğu. Dolayısıyla bu gerçeğe dokunma hissi beni çok etkiliyor. Ben çok uzun yıllar önce, yani ben ilkokul 5. sınıftayken sinema okuyacağım demeye başlamıştım. Ve liseye geldiğimde ben belgesel sinemacı olacağım demeye başladım ve o kaynakları okumaya başladım. Aslında bilinçli bir tercihti. Yani uzun yıllara yayılmış bir hikaye benim, belgesel sinema hikaye. Çünkü insanları gözlemlemeyi, gerçek insanların hikayelerini dinlemeyi çok seviyorum. Ve normalde çok seslerini duymadığınız insanların hikayelerini duymak belgeselde beni daha da etkileyen bir kısım.
normalde söz hakkı tanınmayacak, belki hiç fikrinin alınmayacağı insanlar birdenbire filminizin öznesi haline geliyor ve kendi hikayelerini anlatmaya başlıyorlar. Dolayısıyla bu zaten hali hazırda benim gözlemlediğim, gözlem yapmayı çok severim. Bir köşede sessizce, görünmez olarak insanları gözlemlemeyi çok severim. Ve hikayelerine ortak olmayı çok severim. Belgeselde de bunu aslında aktarmaya çalışıyorum. Öyküler anlatmayı seviyorum. Bunlar gerçek öyküler olduğunda daha da etkileyici oluyor. Bunun için farklı farklı teknikler deneyebiliriz tabii ki. Kimi zaman bunu yazıyla yapıyoruz, kimi zaman resim yapıyoruz, kimi zaman dans ediyoruz, kimi zaman kitapla, farklı farklı alanlarla öyküler anlatıyoruz. Dolayısıyla belgeselde işte bu sürprizli olması, gerçek insanlarla bağ kurmamız ve yeni bir hikaye yaratmamız beni çok etkileyen ve inandığım bir alan. Dolayısıyla sanırım devam edecek belgesel sinema yolculuğum. Şimdi Matruşka'dan bir kap daha çıkartıyorum o zaman. Hikayeler dediğiniz, anlatma dediğiniz. Zizi'nin Düşleri. Şimdi siz hem hava fotoğrafçılığı yaparken çocuklarla ortak projelerde yer alıyorsunuz ve yine önceki röportajlarınızdan bir tanesinde çocukların hayal dünyasını genişletmenin sizin için çok kıymetli ve önemli bir şey olduğundan bahsediyorsunuz. Elimdeki kitapta Tudem Yayınları'ndan çıkan çocuk edebiyatına katkı sağlayan kitaplardan bir tanesi. Bu alana da kayıyorsunuz. Biraz bundan bahseder misiniz? Ve aynı zamanda kendi çocukluğunuzdan da, yani sizin hikaye anlatıcılığınız, gözlemleriniz, belgeseliniz, 5. sınıf çok erken bir zaman, hani bir karar vermeniz için. Lise çok erken bir dönem. Çünkü daha bu pilavın çok su kaldıracağı bir dönem. Ama siz sanki böyle üniversiteye hazır gelmişsiniz. Ne alacağınızı biliyorsunuz. Oraya ne katacağınız da belli gibi sanki biraz daha. Sizden duyalım istiyorum süreci. Aslında ya, ilkokulda tabii karar vermem, benim ilkokulumun karşısında sinema vardı. Ve ben harçlıklarımı biriktirir hafta sonları sinemaya giderdim. Bunu da tek başıma yapardım. O yaşta yani, küçücük yaşta gider sinemada farklı farklı dünyalara dahil olurdum. İnsanın gerçekten ana vatanı çocukluğuymuş. Benim yaptığım işler de hep böyle çocukluktan gelen anılarım, orada bana hissettirilenler bir şekilde yaptığım işlere de yansıyor. O yüzden çocukluğu ve çocukluk dönemlerini çok önemsiyorum. Zizi'nin Düşleri de yine benim bir çocukluk anımı, kalemle kağıda dökülmesi aslında. Serap Deli Orman zaten hali hazırda çocuk kitapları resimleyen bir sanatçı. Evet. Bunu profesyonel olarak yapıyor. Çok da başarılı işinde. Ben de öyküler yazıyordum zaten çok eski yıllardan beri. Yani ortaokul yıllarımdan başlayarak öyküler kaleme alıyordum. Ve bir çocukluk anımı Serap'la paylaşmıştım. Serap da dedi ki ya bu tam çocuk kitabı olacak bir hikaye aslında. O dönemde Tudem yarışmalar düzenliyordu, hala düzenliyor. Evet. O yarışmaya göndermek üzere ben öykü yazdım. Serap da bunu resimledi ve biz gönderdik. Ama tabii ki benim hiçbir beklentim yok yani, çünkü benim hakim olduğum bir alan değil. Ve birden bize haber geldi ve kitabımızın basılmaya değer bulunduğu söylendi. Benim açımdan çok güzel bir andı. Çünkü bir çocukluk anım başka çocukların hayallerini süsleyecek, belki onlara yol gösterecek. Dolayısıyla o süreç benim açımdan çok, çok unutulmaz geçmişti. Kitabı sonlandırdık, bütün düzeltmeleri yaptık ve basıma hazır hale geldi ve basıldı. Çocukluğumu ben böyle hep böyle karıştırıyorum yani çocukluğumdan, çünkü çok kendi halinde aslında, hayal dünyası çok zengin bir çocuktu ve genel olarak çocukların böyle olduğunu düşünüyorum. Havacılıkta da işte çocukları uçurmuştuk, halk uçuşu yapmıştık, onlara bambaşka bir perspektif sağlamıştık aslında. Çünkü özellikle işte Anadolu'daki çocukları tercih ettik bunu yaparken. Yine burada Adana'da 5 yıl bitti buradayım. Burada da çeşitli kısa film atölyeleri düzenlendiğinde ben de bir şekilde dahil oluyorum. Ve gerçekten çocukların o enerjisi, hayal dünyası henüz
bozulmamış olan, henüz hala harika olan hayal dünyalarının bir parçası olmaya gayret ediyorum. Ve onlara yapmış olduğum işlerle aslında bir yandan da rol model oluyorum. Çünkü gerçekten çocukların kendine inanmaları çok önemli. Özgüven sahibi olarak yetişmeleri çok önemli. Ve yaptıklarının, düşündüklerinin ne kadar kıymetli olduğunun onlara aktarılması çok önemli. Ben de kendi çocukluğumdan henüz kopamamış biri olarak çocuklarla da bağ kurmayı çok seviyorum. Bunlarla ilgili çalışmaları da devam ettirmek istiyorum süreç içerisinde. Belki de enerjinizin büyük bir kısmını oradan alıyorsunuz. O bağ hiç kopmasın diyelim o zaman. Şimdi bu çalışmaların hepsini akademiye çeviriyorsunuz ve artık üniversitedesiniz. Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görevlisiniz. Akademiye geçiş kararınız nasıldı? Evet, araştırmacı bir yönünüz var ama akademi biraz daha farklı bir şey. Yani daha disipline, daha iş yoğunluğunun fazla olduğu ve sizi hani bu çoklu yönünüzü geliştiren mi yoksa biraz daha sıraya mı sokan bir şey? Nasıl bir süreç? Biraz sizden duyalım. Hava kameramanlığı sürecinden sonra biz projelerimizi tamamladıktan sonra ben İstanbul'da sektörde de çalışmaya başladım. Orada kurgu yönetmenliği ve yardımcı yönetmenlik yaptım. Tabii ki İstanbul ve sektör çok olduğu bir de dezavantajları da var ve ben o süreç içerisinde yani okumayı yazmayı da çok sevdiğim için akademi neden olmasın diye bir fikir geliştirdim. Ve o zaman yani şeyi de çok bilmiyorum. Akademiye nasıl girilir? Nereden girilir? Çünkü ara vermiştim mezun olduktan sonra sektörde çalıştığım için çok farkında değildim. Ve ben fakültelerin işte bölüm başkanlarına mail atmaya başladım. E-postalar gönderdim. İşte özgeçmişimle birlikte uygun bir pozisyonda görevlendirmek umuduyla. Ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden bana olumlu yanıt geldi. O zaman İstanbul'daydım, İzmir'e gittim görüşmek için. Ve oraya alındım. Oraya idari kadroda girmiştim, tekniker kadrosundaydım. Fotoğraf stüdyosu sorumlusu olarak girdim. Çok güzel insanlarla çalıştım. Gerçekten çok şanslıydım. Onu söyleyebilirim. Gerek bölüm başkanım Hakan Ertem, işte gerek o zaman dekanımız Tevfik Balcıoğlu çok vizyon sahibi insanlardı. Ve Tevfik Hoca o zaman bana şey demişti. Senin yüksek lisansa başlaman lazım. Akademide senin gibi insanlara ihtiyacımız var. Ve ben yüksek lisansa başladım orada %100 burslu olarak. Ve işte hava fotoğrafçılığı ile ilgili çalışmamı orada geliştirdim. Sonra daha sonrasında Tevfik Hoca danışmanımdı. Tevfik Hoca oradaki görevinden ayrıldıktan sonra Deniz Hasırcı ile birlikte yürüttük. O da çok kıymetli bir akademisyen ve bana çok katkı sundu. Ve böylelikle ben bir anda akademinin içinde buldum kendimi. Daha sonra işte İstanbul Aral Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştım. Sonrasında da Çukurova'ya geldim ve burada çalışmalarımı sürdürmeye devam ettim. Çok planlı değildi aslında dediğim gibi akademide olmak. Ama birden öyle kendimi işin içinde bulmuş oldum. Akademide olmanın şöyle bir avantajı var. Bir kere sürekli gençlerle bir arada olduğumuz için onların enerjisi bizi de yeniliyor. Bizim böyle modumuzun düştüğü anlarda onların bizim modumuzu yükselttiği ya da onları üzgün ya da özgüvensiz gördüğümüzde biz onlara destek olmak için daha böyle bir kendimize geliyoruz. Ve sürekli zaten kitaplarla, filmlerle iç içe olduğumuz için bu sürekli bizi geliştirmeye yöneltiyor. Yani ders hazırlıklarında vesaire öğrencilere yeni şeyler sunmak durumundayız. Yeni örnekleri onlarla buluşturmak durumundayız. Dolayısıyla sürekli kendimizi geliştirmek zorundayız. Bu da biraz motive ediyor. Ben uygulamacıyım tabii ki sahadan geldiğim için. Genellikle uygulamalı dersleri yürütüyorum. Uygulamalı dersleri yürütürken de farklı örnekler, farklı uygulamalar ortaya koymak için ve daha faydalı olabilmek için öğrencilere. Çünkü öğrencilik yılları da tabii ki çok önemli. Onların geleceklerini inşa ediyoruz. Bazen
bir kapı açıyoruz ve o kapıdan onların yürümesini sağlıyoruz. Ben gerek Anadolu Üniversitesi'ndeki hocalarımdan, gerek İzmir Ekonomi'deki hocalarımdan çok güzel örnekler gördüğüm için kendim de o örnekler neticesinde öğrencilere böyle bir kapı aralamak, ışık olmak gibi amaçlarla aslında çalışıyorum ve çabalıyorum. Dolayısıyla akademide olmanın ben önemli olduğunu ve kişisel gelişimimize de oldukça katkı sunduğunu düşünüyorum. Çünkü yenileyen bir alan. Şimdi sürem daraldı ama yine de sormak istiyorum. Dijital gelişmelerin çok hızlı bir şekilde ilerlediği bir dönemdeyiz. Yani aslında dünden bugüne her şey değişiyor. Bizim disketlerle başladığımız bilgisayar serüveni artık bambaşka bir yere. Sizin ilk hava fotoğrafçılığı çektiğiniz zamandan şimdiki zamana sanki milattan önce ve milattan sonra gibi bir çok hızlı bir dönüşümün yaşandığı bir dönemdeyiz. Bunun olumlu ve olumsuz bir şey, yani yönleri hayatımızın pek çok alanına yansıyor. Ama biraz sizin değerlendirmelerinizi istiyorum iletişim sektörü özelinde. Bu dijitalleşmenin çok hızlı bir şekilde dönüşmesi ve değişmesiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Tabii ki yani bizim zamanımızda söylediğiniz gibi kasetler, disketler vesaire işler daha uzun sürüyordu, daha yorucuydu. Benim televizyonda, İstanbul'da televizyonda çalıştığım zaman içerisinde de yani kasetlerden aktarımlar vesaire dönemde. Ama da tabii ki geleneksel medyayı artık bir kenara yavaş yavaş bırakıyoruz. Çünkü dijital platformlar çok ön planda. Bunun tabii ki olumlu özellikleri de var. Çok fazla sayıda iş üretiliyor. Diğer işte filmler vesaireler üretiliyor dijital platformlar için. Bu da bizim mezun verdiğimiz öğrenciler için çok fazla sayıda mezun veriyoruz iletişim fakülteleri olarak. Ve öğrencilerin çalışma alanı olması açısından bir takım alternatifler üretilmiş oluyor ki bu önemli bir şey. Onun dışında yayın teknolojilerinde işte IPTV'ler, YouTube üzerinden vesaire farklı farklı yayın kanalları üzerinden artık canlı yayın bile yapabilir hale geldik. Yani şu an hali hazırda farklı illerde olmamıza rağmen bizim bu iletişimi kurabiliyor olmamız bile aslında olumlu etkenlerden biri. Özellikle pandemi döneminde bunu çok net yaşadık. Pek çok işte konferansa, atölyelere vesaire online olarak katılma şansına erişebildik. Tabii ki bunun olumlu özellikleri olduğu gibi olumsuz özellikleri de var. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar, etkileşimler vesaireler artık gençler bambaşka bir şeye evriliyorlar. Yani onların diline yakalamaya çalışmamız gerekiyor. Gerçekten biz böyle biraz milattan önce de kalmış gibi hissedebiliyoruz zaman zaman. Farklı içerik üretmeleri, bir yandan da tabii ki bu sosyal medya üzerinden psikolojik etkileri de var. Tabii ki bu çok kapsamlı ve uzun saatlerce belki konuşabileceğimiz bir konu. Ama özetle geçersek tabii ki dijital teknolojilerin çok büyük avantajları var. Dediğim gibi benim zamanımda 1280x720 çok yüksek bir çözünürlükken şimdi 4K'lardan 8K'lardan bahsediyoruz. Yine yayın teknolojilerinde onlara geçiyoruz. Oldukça yüksek kalitede görüntülere artık erişebiliyoruz ve izleyebiliyoruz. Ve yayın anlamında çok fazla kişiye yaptığınız işleri festivallere film gönderirken bile işte 4 tane CD, her jüri üyesi için bir DVD vesaire paketleyip gönderirdik kargoyla. Şimdi Film Freeway üzerinden tek tıkla bütün festivallere, dünyanın bütün festivallerine erişme şansına eriştik. Yani tabii ki teknolojinin nimetleri de var. Bütün bu şeyleri olumluya dönüştürmek ve teknolojinin olumlu yanlarını kullanmak ve bunu sürdürmek durumundayız, adapte olmak durumundayız. Tabii ki gençlerin de bu işte her şey mobil cihazlar üzerinden, tabletler üzerinden artık hani kitap okumak bile zor gelebiliyor. Çünkü artık çok kolay tüketmeye alıştı gençler. Sıkılıyorlar, odaklanmakta sıkıntı yaşıyorlar. Biz kitap kokusunu bilen bir kuşağız. Dolayısıyla onların da bu tadı almaları biraz zaman alacak gibi ve bambaşka bir yere evriliyor artık. Gazeteleri bile dijital ortamda okuyoruz vesaire ama tabii ki çok hızlı bir şekilde artık haber
anında ulaşıyor. Gündem belirlemede çok önemli. Sosyal medya, sosyal ağlar artık gündemi belirleyip işte ana haber bültenlerinde bunların üzerinden belirlenmiş bir takım gündemi tartışıyoruz. Dolayısıyla olumlu yanları olduğu gibi tabii ki olumsuz özellikleri de var. Şimdi hocam siz kendi döneminize göre, süremi açtım ama bunu da sormak istiyorum, bu soruyla kapatmak istiyorum. Kendi döneminize göre yenilikçi çok fazla şey yaptınız ve o dönemi çok iyi geçirdiniz. Yani dışarıdan baktım, sizi dinlediğim kadarıyla böyle görüyorum. Yeni öğrenciler için ne söylemek istersiniz, yeni iletişim öğrencileri için? Bu bir. İkincisi, geriye dönseydim şunu şöyle yapardım dediğiniz şeyler var mı? Geriye dönseydim aslında yine aynı şeyleri yapardım gibi geliyor. Ama biraz daha ne olurdu? Ben çekingen bir yapıya sahip değilim. Az çekingen olmayı söylerdim. Yani bunu değiştirebilir miydim hiç bilmiyorum. Ama ben gerçekten kendi dünyasında kitaplarıyla işte kitap okuyan, projeyi iyi bir şekilde hayata geçirmeye çalışan bir öğrenciydim. Daha özgüvenli olurdum. Onun dışında yapmak istediğim her şeyi yaptım tabii ki. Bugün öğrencilere de ben bunu söylüyorum. Çok yönlü olmaları, farklı kaynaklardan beslenmeleri. İşte ben dans da ettim, işte spor da yaptım, kitap da okudum, kitap da yazdım vesaire. Çok farklı şeyleri çalıştım. Edebiyattan, felsefeden, sosyolojiden. Çünkü bizim alanımız böyle bir alan. Yani iletişim alanı. İnternetler bir alan. Böyle bir alan. Her şeyden beslenmeyiz. Dolayısıyla öğrencilerime de ben bunu sürekli söylüyorum. Bu çok önemli çünkü. Tek yönlü olmamaları gerektiğini ve farklı alanlara gitmeleri gerektiği. Kendim geçmişe dönseydim daha az çekingen olmayı ve daha özgüvenli olmayı belki de kendime söylerdim sürekli. Onu değiştirmeye çalışırdım diye düşünüyorum. Kendimize inanmamız çok önemli. Bunu aktarmaya çalışıyorum sürekli. Yani gerçekten yapamayacağımız şey sadece kendi almamız gerekiyor. Risk almaktan korkmamamız gerekiyor. Yani güvenli konfor alanlarımızdan biraz çıkmamız gerekiyor. Cesaretli olmak her zaman, her işin başlangıcı. Yeniliklerden de korkmamamız gerekiyor. Bir şekilde adapte oluyoruz, olmalıyız. Dolayısıyla bunları ben bir şekilde öğrencilerime de aktarmaya çalışıyorum. Hocam bir iki cümlenizde şöyle bir şey geçti. İçime sindi. Yüksek lisans tezinizde de böyle söylediniz, Refika belgeselinde de böyle söylediniz. Belki de aslında en temel şeylerden bir tanesi bu. Yapılan işin öncelikle kişinin kendi içine sinmesi. Ondan sonrası zaten sizden bağımsız bir sürece bırakıyor yerini. Belki değişmeyen tek şey bütün değişimin yanında bu içine sinme kısmı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sizi dinlemek çok keyifliydi. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizi tanımak çok güzel gerçekten. Bundan sonra da iletişimimiz umarım devam eder. Evet, elbette. Başka bir programda, başka bir konuğumla yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.